Selamlar herkese. Buradan YouTube'a da selam verelim arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız. Birçok Diablo 4 3 aylık güncellemelerini yaptığımız gibi bu Haziran ayında yayınlanan 2021 güncellemesinde yapacağız. Ha YouTube, evet. Ama bugün bir eksiğimiz var. Nedir o? Eda hanımcığımız yok. Çünkü biliyorsunuz yaz aylarında Eda hafta sonları burada olmuyor. Ve hafta içine de sığdıramadık. Çünkü şu anda eş zamanlı olarak World of Warcraft'ta da bir yama geldi. 9-1 yamasının hype'ıyla diyelim, heyecanıyla ya da beklentisiyle girdik. Çarşamba günü 9-1 oynadık. World of Warcraft oynadık. Güncellemeyi daha sonra inceleyebiliriz diye düşündük. Çünkü daha pek çok güncelleme geleceğini düşünüyoruz. Biraz daha oyunun çıkmasına süre olduğu kanaatindeyiz. Şimdi öncelikle ben size birkaç bilgi vereyim. Ben bu güncellemeyi inceledim. Ara dipnotları aldım kendi kafamda. Şöyle. Bu yayınlanan güncelleme neredeyse tamamen görsel sanat üzerine hazırlanmış bir bölüm niteliğinde. İçerikler anlamında, yani gameplay anlamında daha önceki yaptıkları güncellemeleri baz almak durumundayız. YouTube'da var ve YouTube'da bu video yayınlandığı zaman da böyle yukarıda kart olarak da görebilirsiniz. O bizim oynatma listemizi. Diablo ile ilgili çok fazla içeriğimiz mevcut. Şimdi şöyle kafadan böyle hızlı okuyarak geçeceğim ama hızlı okuyarak dediğimde ben bunu tekrar edeyim. Google Translate ile yaptık. Sadece ufak tefek incelemelerini ele aldım. Tamamen baştan aşağı benim çevirdiğim bir şey değil. Blizzard'dan bu sefer bize bir çeviri gelmedi. Çünkü öyle bir aksiyon almamışlar bununla alakalı. Çok da büyük bir problem değil ama daha en baştan bizi inanılmaz bir görsel karşılıyor. Ve Lilith'in görseliyle bir başlayalım. Şöyle bir incelemesini yapalım. Zaten inanılmaz büyük de bir şeyde, scale'de. Diablo 4 de benim gibi hikayeyi takip eden, hadi az çok takip eden herkes Lilith'i çok büyük bir heyecanla beklediğinden eminim. Yani Lilith'in tasarımı, evet bir Scubus tasarımı belki, bu işte WoW'dan bahsettik, orada da çokça gördük, Diablo'da da çokça gördük ama bunların kraliçesi pozisyonunda ya da işte Diablo evreninin Nephilim'lerinin annesi pozisyonunda olan bu karakterin tasarımının detayları şimdiden heyecan vermeye başladı ve girişi de bize bu şekilde yapmışlar ve yani orijinal sayfasında da bu görselle bizi selamlıyorlar. Benim hazırladığım da zaten aynı şekilde. İşte annemizi keseceğiz mi kesmeyeceğiz mi, oldu düşük bir cümle oldu anne derken arkadaşlar. Mother of the Sanctuary diye geçiyor. Ondan dolayı anne kelimesini kullanıyoruz. Sonra aman linç yemeyelim buradan. Mother of Nephilim'i keseceğiz mi kesmeyeceğiz mi belli değil hikayede. Teknik olarak evet, direkten bizim annemiz pozisyonda değil. İlk Ratman'ın annesi. İlk insanoğlunun atası olan ve ilk jenerasyon Nephilim'ların öz annesi pozisyonunda Lilith, direkt olarak senin oynadığın karakterin şeyi annesi değil. Buradan devam edelim. Bir giriş yapıyor. Kim giriş yapan kişi? Onu da söyleyeyim size. Luis Barriga oyun direktörü ve burada bahsettiği şey, hızlıca bir okuyayım. İlk paragrafı en azından şey yaparsınız. Fikir sahibi olursunuz. Merhaba, yeni bir Diablo 4 3 aylık güncellemesinde bir kez daha hoş geldiniz. BlizzCon Online sırasında yapılan Rogue sınıfı duyurusunu beğendiğinizi umuyoruz. Rogue ve açık dünya video bölümlerini oluştururken, bu bölümleri de sizinle paylaşırken tepkilerinizi görmekten çok keyif aldık. Yani biliyorsunuz BlizzCon'da online yapıldı gerçi ama çok fazla reaksiyon içerikleri falan üretildi. Rogue olayı, biz de bunu yaptık ki bunu da izleyeceksiniz. Rogue olayı bambaşka bir şeydi. Ve gameplay anlamında da en büyük parçayı bize orası sunuyor şu anda. Diablo Immortal ve tamamen yeni Diablo 2 Resurrected ile birlikte daha büyük Diablo ailesinin bir parçası olarak güncellememize paylaşmak özellikle harikaydı. Evet, şu anda Diablo 2 Resurrected'ın Diablo 2 yenilendirilişi, Ertuğrul dirilişi Diablo 2. Velhasıl Diablo 4'ten daha büyük hype'da gittiğini ben söyleyebilirim. Benim izlenimlerim, sosyal medyadaki takiplerim bu yönde.
Ama Diablo 4 kesinlikle hikayeyi bir bütün olarak ele alan insanlar ve yeni bir o gameplay görmek isteyen insanlar tarafından da şiddetle takip ediliyor. Blok formatına geri dönerken, blok formatından kastı bu. Yani oyuncu karakterleri canavarlar ve müttefikler, yani elaylar olarak düşünebilirsiniz. Görsel olarak bir tema sunacak ve blok formatına geri dönüyor. Bu ne demek? BlizzCon yapıldı. BlizzCon yapıldığı için böyle bir 3 çeyreklik ya da 3 aylık, çeyreklik dediği o bu arada. Hani bir yılı 4'e bölersen 3 aylık oluyor falan bu. Onu da söylemiş olayım. 3 aylık bir güncelleme çıkarmadılar. Ne yaptılar? BlizzCon'da zaten bir panel açtılar bununla alakalı. Bu panelden görsel, söz, işitsel ve YouTube üzerinden paylaşımlar yaptılar. Burada kastettiği şey o. Sanat Diablo'yu Diablo yapan şeyin kritik bir parçasıdır. Özellikle rastgele zindanlarımız oyunculara her karanlık köşesinde korkunç ayrıntılar ortaya çıkartırken ruh halini belirleyen uğursuz aydınlatma olmadan Diablo gibi hissetmezdi. Evet, Diablo 3'e dair alınan en büyük eleştiri buydu. Yani karanlık bir teması yok. Oyun çok aydınlık ve Diablo oynuyormuşuz gibi hissetmiyoruz deniyordu Diablo 2'den sonra. Mesela demek ki bu artık dikkate alınıyor. Büyüler ve yeteneklerin şarkı söylemesini, bu arada singing, hani kendini belli etmesini sağlayan özenle hazırlanmış animasyonlar, görsel efektler sayesinde savaş yalnızca içgüdüsel olarak hissedilir değil, hissedilir, özür dilerim. Statlar bir eşyayı, itemları yapabilir kendine, yani edebilirken veya bozabilirken genellikle ne kadar inanılmaz göründüğünden dolayı elimize bir eşyayı almak için sabırsızlanıyoruz. Ne demek bu? Şimdi aslında bunun temelinde yatan şeyin transmog olduğunu söyleyebiliriz. World of Warcraft oynayanlar zaten bu kelimeye çokça aşinalar ama Diablo 3'te de bu var. Yani daha düşük belki statlara sahip, daha düşük özelliklere sahip ama görseli seni daha çok heyecanlandırdığı için bu şeyi elinde tutmak istiyorsun. Ya da ne yaptığını önemsemiyorsun ama görseli sana çok büyük bir haz verdiği için o item'ı kovalıyorsun gibi özellikler var. Bunlara önem verdiklerini söylüyorlar. Dediğim gibi hepsini okumayayım. Şu anda şurada linki var. Tekrar bırakırım. Şeye de videonun altına da bu linki bırakacağım. Şu anda yayına da bırakıyorum arkadaşlar. Dileyenler buradan tamamını Türkçe olarak okuyabilirler. Bu süreçte, bu güncellemede sanat yönetmeni John Mueller ya da Mueller ve şurada da şuradan bakayım. Baş karakter sanatçısı Arnold Kotelnikov ve Nick Chaliano yardımcı sanat yönetmeninin ele alışlarını inceleyeceğiz. Teşekkür ediyor ve bir sonraki seferde görüşmek dileğiyle bizi selamlıyor oyun direktörü Luis Barriga. Şimdi ben Luis Barriga hakkında birkaç yorum yapayım. Diablo 3'te aslında kendini gösteren bir adam ama ben Diablo 3'ü beğendiğimi söylüyorum. Ve Diablo 4'ü de bu liderlik, yani bu adamın liderlik yapmasından memnun olduğumu söyleyebilirim. Bu konuda şeyiniz, endişeniz olmasın. Ben kefil olabilirim. Neden? Çünkü önceki güncellemelerde de şunu net bir şekilde gösterdiler. Sizi dinliyoruz. Sizin yapıcı eleştirilerinizi dinliyoruz. Tabii ki bağırma eleştirileri de mevcut. Hoş geldin Oğuzhan'cım. Güzel ve ikonik cehennem meleğimiz Lilith. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Lilith'e dair çok fazla görsel tasarım görüyoruz. Şimdi bu görsel ne? Ben şöyle bir açayım, şunu da kapatayım. Şu şekilde bir görsel arkadaşlar, gözlerinin detayına, suratındaki detaylara sizlerin dikkatini çekmek istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz. Silvanas var değil mi, o göz şey etrafındaki makyajı. Şimdi bu güzel görsel bize neyi ifade ediyor onu da tekrar söyleyelim. Diablo 4 oyun motorunda oluşturulan oyun içi sinematiklerinden alınmış bir görsel. Yani 9.1'de mesela şöyle bir kötü bir hem Blizzard'ı eleştireyim hem öveyim. Bu inanılmaz... Teşekkür ederim motosikletli. Bu inanılmaz bir grafik şöleni sunuyorken bize 9.1'in in-game sinematiğinde Jaina mesela böyle... Jaina'yla işte bir yere girememiştik, bol var falan sende. İnanılmaz kötü bir in-game sinematik bizi karşılamıştı. Ve bu ayrıntı düzeyi Diablo 4'teki ana NPC'leri, sınıfları ve canavarları sunduğumuz bir standart haline gelecek. Ne demek yani? Sen herhangi bir in-game sinematikte bu şekilde göreceksin karakterleri.
Tabii şu anda benim kameramdan dolayı görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle bir iki dakika gideyim geleyim. Heh, şurada. Son değil, geliştirme aşamasında diye de köşelerde notlar düşülüyor. Onu da dikkate almanızı rica ediyorum. Çünkü daha gelişecek anlamına geliyor. Evet, Silvanas, üzgünüm. Severim ama bunun çırağı bile olamaz. Şimdi John Mueller'ın ilk bize sunduğu şey bu. Ben in-game sinematikler yapacağım ve size bu standartla sunacağım diyor. İnanılmaz bence. Evet, bir paragrafla selamını alalım arkadaşımızın. Herkese selam. Diablo 4'ün karakter çizimine derin bir dalış yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ekibimiz için oldukça heyecan verici bir konu. Çünkü Diablo 3'ten sonra çok şey değişti. Baş karakter sanatçımız Arnett Kotelnikov ve yardımcı karakter yönetmenimiz Nick Cialiano diyeyim, özür diliyorum yabancı soy isimleri telaffuz edemediğim için. Haber alacaksınız ki ileride bunlardan gelecek. Burada ilk kez açıkladığımız karakter sanatı ile ilgili devam eden geliştirmelerimizden birçok harika görsel paylaşacaklar ki evet. Daha geliyoruz. Yani iki tane görselle şu anda bizi selamladılar. Devam eden çalışmalar var. Amacımız aldığımız yön hakkında fikir edinmeniz ve size içeriye erken bir bakış sunmaktır. Yani bu işte şey kavgaları da olmasın diyor. İşte bana alfa geldi, sana beta geldi değil. İşte göreceğiniz şey budur. Bunun şeyini yapıyorlar. Şimdi o yüzden arkadaşlar dediğim gibi az önce linkini de bıraktım. Videonun altına da linkini bırakıyorum. Detayı okumak isteyen varsa şey yapabilir. Ben size kefil oluyorum. Söylüyorum bunu. Çok büyük bir bölüm kaçırmayacaksınız. Sanat yönetiminin ne kadar önemli olduğuyla alakalı ve alınan aksiyonların bazı küçük detaylarını veriyorlar. Biz o yüzden direkt yapılan sanatı inceleyebilir ve yorumlayabiliriz. Çeşitli karakterler arasında seçim yapabilir ve karakter oluşturma sırasında bunları bir dizi ayrıntı seçeneğiyle özelleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu önemli ki kahvemde yudumladıktan sonra devam ediyorum. Neden önemli? Bugüne kadar herhangi bir Diablo oyununda karakterimizi kişiselleştirme gibi bir olay yoktu. Şimdi burada iki tane handikap var. Biri iyi, biri o iyi, olumlu, biri olumsuz. Onları şöyle anlatayım. Diablo 1, 2 ve 3'teki karakterlerimiz hikayede var olan karakterlerdi. Yani ne demek? Yani biz Diablo 1'de Warrior oynayan arkadaş Aiden oynuyordu. Diablo 2'de atıyorum oynanılan karakterler belliydi. Amazon'du o. Hani Eda Çelik değildi o, Amazon'du o. Utku Ernez değildi o, Barbar'dı. Onun bir karakteri vardı ve hikayede bir yeri vardı. İşte atıyorum hatta Diablo 1'deki Warrior karakter daha sonra Diablo 2'de Diablo'nun kendisi oluyor. İşte Diablo 3'teki mesela Li Ming senin oynayabilir karakterin Wizard'dı. İşte Valla senin oynayabilir karakterin Demon Hunter'dı. Ya da işte Karazim senin oynayabilir karakterin Monk'tu. İşte Diablo Immortal'da da bu karakterlerle karşılaşıyorsunuz bu arada. Böyle bir olay söz konusuydu. Diablo Immortal'da da bunun kırıldığını bir nebze görüyoruz. Ama Diablo 4'te bundan vazgeçiliyormuş gibi bir imge söz konusu. Henüz böyle bir açıklama yok ama şimdi şu görselde bunun yorumunu yapabiliyoruz. Yorumunu okuduk ve ben size şöyle içeriğini sunayım. Champion olacağız ama benim bu izlenimim tabii ki Diablo evreninin hikaye anlatılış temasına aykırı bu. Yani bu sonradan ya değiştirilebilir ya da biz bunun şu anda yanlış yorumluyor olabiliriz yani o temelde. Karakterlerinizi yüz, işte ifade, surat, renk, şekil olarak bu şekilde özelleştirmenizi sağlayan bir arayüz getirilecek. Bu şimdi ne diyeceksiniz ki? Full customize. Evet, bu diyeceksiniz ki Diablo ile ne alakası var? Şimdi arkadaşlar Diablo 3'ü baz alarak Diablo 4'ü eleştirmeyin dediğim nokta burası oluyor. Çünkü Diablo 3'teki hikaye akışında karakteriniz dururken izometrik görüntü bozulmadan sallanan bir karakter var ve kafasında bir konuşma baloncuğu geçerek hikaye anlatımı yapılıyordu. Bu sefer layer görseliyle yani sizin yakınlaştığınız ve sizin karakterin hikayeye dahil olduğu bir görselle işte hikaye aktarımı olacak. İleride bunun görselini de sunmuşlar. Bundan dolayı sizin o her özel sahnede her bir yeni karakterin in-game sinematiklerde yeri olacak anlamına geliyor bu. Ve bu iyi bir yenilik. Yani evet abi zaten benim karakterim hikayeyi anlatmasın, hikayede yeri olmasın. Zaten ne fark ediyor ki? İşte Tyrael var, Deckard Cain var, Diablo var. Asıl orada dönecek.
gibi muhabbetler benim gibi düşünen varsa, ki ben bu şekilde düşünüyorum, iyi bir gelişme. Yani ben bu gelişmeden memnunum ve bu görsel beni mutlu ediyor. Ve Diablo evrenine güzel özgü şeyler var. İşte bir tane kızın gözünün altındaki kırmızılık, yani o bir makyaj değil yani, anlatabiliyor muyum? Ya da bir savaş boyası ya da bir efsun çizilmesi yüzüne. Yani işte basit, işte böyle İskoçyalı, işte neydi o, William Wallace boyalarının falan değil yani. Anlatabildim değil mi? Aradaki farkı. Bu çok güzel bir detay. Şu son iki paragrafı okuyayım. Şimdi her şeyi dediğini söyleyebiliriz dedi. Arkamızda bıraktığımız sıkı çalışma ve line hatları rahatlatıcı uğultusu ile umarız karakterlerin Sanctuary dünyasını keşfetme yolunun genel deneyimi gerçekleştirirken geliştirdiğini ve hikayeyi teçhizatı Sanctuary karakterlerini görme yollarını daha eğlenceli hale getirdiğini kabul edersiniz. Yani senin üzerindeki itemlar da, mesela Diablo 2'de bu biraz belliydi. Diablo 1'de falan vardı. Diablo 3'te full transmog vardı, ona bir şey demiyorum. Ama bu direkt senin hikayeni etkileyecek şeyleri anlayacaksınız abi. Uzatmıyorum. Şuna bir refresh yapayım. Burada bir görsel kopmuş. Biz buna layer sahnemiz diyoruz. Buna işte layer deniyor, in-game deniyor, yakınlaşma deniyor, mağara deniyor, bir şeyler deniyor. Oyuncular karakterlerinizi en iyi temsil eden sınıf fantezisini yaratmak için özel renk paletlerinin yanı sıra sınıfınıza özgü yüzlerce zırhların bileşenini karıştırıp eşleştirmenize olanak tanıyan heyecan verici yeni gardırop sisteminde de karakter görünümünü özelleştirecekler. Şimdi bakın. Hem buradan bu şekilde, Allah özür dilerim. Yanlış tıkladım. Yani yeni sekmede açacaktım hikaye kaçmasın diye. Bu şekilde karakterinize hem üzerini başını dizebileceksiniz, hem de sinematikler, yani in-game'de herhangi bir hikaye akışı olduğunda bu seviyeye indirgenecek videolar. Ve o yüzden bu az önceki görsel özelleştirmeler, kişiselleştirmeler ve bu tarz itemların direkt yansıması önem kazanıyor. Yani işte her barbar oynayan karakter, mesela Onur da barbar oynuyor, Oğuzhan da barbar oynuyor, ben de barbar oynuyorum. Her sinematikte ve şu görselde herkes aynı görsele tabi tutulmayacak. İşte bu yüzden de bu yenilik güzel. Bu arada barbarın kıyafetinin ne kadar güzel olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Doğu teması, dediğim gibi o türban detayları, Diablo'ya gelmesi falan efsane. Yani Caldium detayı... Efendim abi? Mükemmel yapmışlar. Vallahi ben beğendim yani. Ve bunun in-game... Game designer olsaydım bu kadar iyi yapamazdım, öyle bu kadar iyi yapmışlar. Olması çok sakal etkili. Olsa, bir sakal olsa iyi olur. Büyük ihtimalle işte bu önceki ekranda da sakalı tasarlayabileceksin abi. Bence. Yani o kadar geçmişte geçiyor madem, sakal olsa Assassin's Creed gibi. Hoş olurmuş. Mesela bir Sorcerer'ın gardırop ya da layer görüntüsü arkadaşlar. Yorum yapmıyorum ya. Abi yorum yapma ihtiyacı duymuyorum ya. İşi gücü bırakacağız Diablo 4 aç. Daha uzun süre hayran kalabilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi blog sayfamızdan ve sitemizden bu makaleye Türkçe olarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Alta linki de atacağım. Uzatmıyorum. Mesela arkadaşlar, Rock sinematiğini gördünüz mü bilmiyorum ama Rock sinematiğindeki şu görsel mesela az önceki motorla yaratılmış. Yani Salih, işte kişisel zevkler olduğu için değişiklik gösterebilir. Sana güzel olan şey bana çirkin olabilir gibi yani bu durum. Bu adamların işi Diablo'yu yapmak zaten. Bu adamların işi WoW'a bulaşmak değildi. Diablo 2000'i WoW'a soktular, WoW'un içinden geçti Diablo 2000. Ve bu da arkadaşlar bir açık dünya şeyinden görsel. Açık dünya oyunu olacağını söylemiştik, artık onu tekrar etmeyelim. Ve Arnold Kotelnikov, baş karakter tasarımcısının yaptığı. Başlıkları okuyarak geçeceğim.
Dediğim gibi arkadaşlar, oradan alt tabandaki yorumları ben size vereceğim. Detayı okumak isteyen de tekrar, artık 10. tekrar oldu, linkten ulaşabilirler. Dark Fantasy fiziksel tabanlı oluşturma, yani PBR diye geçmiş. Onun İngilizcesine bir bakalım hızlıca. Şöyle. Physically Based Rendering arkadaşlar. Aracılığıyla gerçeklikle buluşuyor demiş ve bunun bakalım gerçeğe dayalı bir görünüme sahip olmayan amacı arkadaşlar. PBR gibi bazı temel renk değerleri kurallarına uymamız gerekiyor. 3D sanatçılar için zorluk bir konsept çizimin rengini PBR derine aktarmaktadır. Buna ben de katılıyorum arkadaşlar. Biz işte ne kadar ne olacak abi, işte oyun tasarlıyorlar, yapsınlar ya, işleri bu falan diyorsunuz da. Mesela ben bir ürün tasarımcısıyım. Belki bileniniz vardır, yeni gelenler bilmiyordur. Ben bir makine mühendisiyim ve ürün tasarımı yapıyorum. Ürün tasarımında görsel renderlarını çekip müşterilere sunumlarını yapıyorum. Gerek hareketli tabanda, gerek sabit, yani fotoğraf olarak renderını alıyorum. Normal bir şeyi tasarlayıp mesela ray kodları falan denir. Bir ürüne verdiğiniz ray kodu, işte atıyorum bir bardağa giydirdiğinizde ya da bir kıyafete giydirdiğinizde o ışıkla aynı şeyi vermiyor olabilir. Bu PBR dediği bu. Sizin karşınıza çıkan renk bambaşka oluyor ve çalışma sisteminizi baştan aşağı değiştiriyor. Anlatabildim mi bilmiyorum ama yani çok zor ve bu detayları, bu güzel görselleri almak inanılmaz güç o anlamda. Boya sisteminin genişletiliyor olması. Bu dye sistemi, onda şunu söyleyelim. Kas, göğüs, eldiven, bacaklar ve çizmeler dahil olmak üzere zırhın her bir parçası boyanabilir. Eskiden mesela sadece pantol, eldiven, chest falan yapılıyordu böyle. Belli başlı silah falan yapılmıyordu. Yapılacak mı şu an bilmiyorum. Zırhın her bir parçası diyor ama onun konuda henüz net bir şey yok. Ama temasal değişiklikler geliyor. Eskiden neydi işte? Bir sarı parlayan bir yer varsa sarıydı o. İşte bunda atıyorum o renge göre de değişiklik, gümüşe dönüyor falan. Onun en güzel görselini bize şu şey sunuyor arkadaşlar. Şöyle izleyelim. Ben bunu artıya da basayım da şöyle eksi yapayım, tam görün. Heh, alnındaki demirin rengi, işte o kemerdeki tokanın rengi ona uygun hale gelecek şekilde. Ama mesela şu göğüs yapısındaki işlemenin mesela yaldız olması ya da gümüş olması gibi. Oradaki ara detay değişikliğini fark et, yani anlatabildim mi, belki kelimeleri düzgün seçemedim ama fark inanılmaz. Yani bu dye sistemi mesela bizim işte gardırop başında ya da transmogrification NPC'sinin başında çokça vakit geçireceğimizin sinyali, yani bu, onu söyleyeyim size. Yani bu arada şöyle yakınlığında bakabilirsiniz bahsettiğim şeye. Durum bu dostlar. Zırh setine çeşitli boya paletleri uygulanmış bir barbar örneği ki GIF olarak geçişlerini yapmışlar. 3 farklı renk paletinde bir büyücü zırhı var önümüzde. Bu barbar arkadaş da, evet, bu arkadaş bir sorcerer ve 3 farklı renk paleti uygulanmış. Muhteşem. Kırmızı zaten, evet. Bakın, aradaki geçişi fark ediyor musunuz? Kolyenin rengi de değişiyor. Yani diyeceksiniz ki manyak mı bu adam? Evet abi yani. Mesela. Yani o özelleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi şimdi diyeceksiniz ki abi ne alakası var, bu yürüyüşü etkileyecek mi falan. Arkadaşları yok, anlıyorum ama çizim yok ya, modelleme yok. Bu yani konsept, bu güncelleme gameplay ile alakalı değil henüz. Kamera izometrik perspektifinden iyi ve okunabilir görünmek için sağlamak istediğiniz için kameradan önce karakter gelişimine dikkate aldığımız şeylerden biri bu. Yani karakterinizi oluştururken daha farklı kamera açılarından karakterinizi izleyebileceksiniz. Yani şöyle bakalım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu arada bir dişi barbar da koymuşlar yanına, farkı görülebilme açısından. Az önce yani yarım saattir şeye bakıyoruz da, erkek barbara. Web sitesi bir de çok güzel ya. Yapıyor mu sana web sitesi? He?
yapayım sana böyle işte. Diablo 4'ün sitesine bak. Ha ha ha. Ya onu konuşuruz sana, dur. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ve karakterlerinizi bu yandaki görsellerde de inceleyip, yani kafamın üstünden nasıl görünüyor? Yani demek istediğim arkadaşlar, mesela Diablo 2'de karakter sadece o açıdan renderlıydı. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Resurrected'da tabii o iş değişti artık, çünkü 3 yani 3D izometrik ve 3D dünyasında tam geçiş yapılıyor şu anda. Her açıyı yakalayabilmek için, ama yani bu açıdan bu şekilde nasıl bakıyorsan o kadar renderlıydı. Arkası yoktu. Şimdi var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anlatabiliyorum ben de. Ve bir rock karakter. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Ya abi WoW'daki rocklar niye böyle değil? Rock böyledir işte ya. Diablo 4'e en iyi Diablo 2 ile hazırlanırsın. Çok iyi abi, çok iyi. Yani surattaki o detay çok iyi, yani rock kültürünü yansıtıyor. Rock böyledir abi. Devam edelim. İşte gerçek zamanlı motorumuzla kaydettiğimiz Rogue'un ağır çekimde bir videosu. Arkadaşlar onu şöyle bir açayım. Bir saniye şimdi. Gameplay'ini de koymuşlar siteye. Evet evet, şu an izliyoruz. Burada sadece karakteri gösteriyor. İzledim ben bunu biraz önce. Yani in-game arkadaşlar bunlar. O şeyi temasını vermişler. Hani Archer farkı ile Assassination Rock arasındaki o farkı çok güzel vermemişler mi? Aslında her ikisi de Rogue olabiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim size yani. Hani Haşhaşinlerin o Assassinleri var ya işte. Onlarla işte daha çok böyle Spy arasındaki fark, anlatmak istediğim o yani. Onu biliyorsunuz değil mi? Sub-Zero. Abi adam belki görmeye ihtiyacı yoktur yani. Biraz daha fantastik düşünsene. Kardok belki hissediyordur adam. Belki gözü tamamen kapalıdır yani. Belki görmek onun için bir kusurdur yani. Öyle düşün. Daredevil niye? Selamlar. Kanki ben kaçıyorum, var mı bir isteğin? Yok abi, eyvallah. Selam söyle. Aleyküm selam, Allah'a emanet. Sen de kardeşim, görüşürüz. Eyvallah. Uzun görüşürüz. Gül abi. Tantana dediğimiz şey canım, Diablo 4'ün geliştirici güncellemesi geldi, onu inceliyoruz şu anda. YouTube'a içerik atıyoruz. Selam YouTube. Ha YouTube. Güzel olmuş ya. Tehditkar olmuş yani, onu söyleyebilirim yani.
Diablo 4 için henüz tarih belli değil. Diablo Resurrected'ı konsolda denemek istiyorum da muhtemelen yaz sonu satacağım. Düzgün bilgisayar olacağım. Ben zaten bilgisayarcıyım abi. Şey yapamıyorum. Evet, görsel inceleyip kendi kendimize hype'lanıyoruz. Aslında tam olarak olan bu. Şimdi arkadaşlar böyle bir video daha var. Onu da izleyelim. Sona doğru yaklaşıyoruz. 2 dakikalık bir video daha var. Muhabbetimize devam edelim ince ince. Bu da Barbar arkadaşlar. Az önce Rogue'u izledik. Ve ben eminim Barbar teması pek çok kişiyi gereğinden çok fazla tatmin edecektir. Çünkü Diablo evreninde Barbar daha tercih edilen bir sınıf. Yani işte Demon Hunter'a göre ya da işte zamanda Rogue'a göre, Assassin'e göre. Yani... Her tama var ama ya, onu çok net gözlemleyebiliyorum yani. Evet, Nodric, evet, evet. Evet, mesela bu biraz daha böyle Hun. Barbarı. Kun. Evet, dişi karakterler çok güzel olmuş yani Diablo 3'e göre özellikle. Yani o Sonya'daki, Sonya'ydı bu arada Diablo 3'teki karakterimizin. Sonya'daki aşırı steroid modelinden güçlü ama daha oturaklı barbarların tasarımları çok daha güzel olmuş yani. Bir Whirlwind geldi. Miu. Bu mesela biraz daha Legion, yani Roma barbarı gibi bir şey duruyor bakın. Bu mesela Alman şeyi gibi. Şu anda. Galyalı falan böyle. Selam. Onurcuğum hoş geldin. Evet ama abartı da değil yani işte. Her ayete kültür, şey her kültüre ait, her ayete kültür. Her kültüre ait, evet abi. Transmog var kesinlikle. Mesela bu biraz daha Grek duruyor böyle. Spartian, Death, Angel falan böyle. Nodric'e bir geri dönüş oldu şimdi. Ayşe Gülcüm 19. ay aboneliği. Teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. 20 ay olmuş lan. 19 ay ya. Hey gidi. Arkadaşlar abonelikler 10 lira olun yani falan. Hani. Şöyle birer paragraf okuyarak gidelim ve son görsel şeyleri de yapalım. Bu arada Nick Chiliano arkadaşlar yardımcı sanat yönetmeni ve karakterler. Bu sefer karakterler derken az önce bizim kendi oynadığımız karakterler. Bunlar da moblar diyelim daha çok. Vizyonumuzu ve Diablo 4'te canavar yaratma sürecimizi sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Değil mi? Görsel tasarım ve oynanış amacı benim için her şey bir hedefe başlar. Tipik olarak bu canavarın ne yapması gerektiğine ve oyuncu deneyiminin ne olması gerektiğine dair tasarımdan bir hedef. Ya işte gameplay'de zaten bunlar beraberinde getiren özellikler oluyor abi. Oyun yapmak bir işbirliğidir. Bazen görsel bir konsept bir fikri yönlendirmeye yardımcı olurken diğerinde kağıt tasarımı yeterli olabilir. Bakalım, kan psikoposu. Psikopos var ve kandan oluşuyor. Blood Bishop için oyun tasarımı hedefimiz doğrudan hasar verecek ve inkar alanı hani deny için AOE bombaları oluşturacak bir tekerleme yapmaktan bu tekrar şeyin namazı. Görsel notlara gelince vampir kanına ve sihre dayalı üst düzey bir boss istedik. Cambius'un işlevini kalp şekli kavramını diye gidiyor arkadaşlar. Uzatmayacağım. Dediğim gibi şuradan linkten ulaşabilirsiniz detay incelemelerine. Ben hemen görsel olarak size bu sunumu yap. Abi inanılmaz ya. Pre-order verdik, geçmiş olsun. Ben de şu ayları atlatayım, geçeceğim abi. Ağustos'ta büyük ihtimalle Diablo 2'nin ön siparişini veririm. Et değil işte, kanın ete bürünmüş hali. Lilith'in doğma anını baz alırsan, yani bu biraz daha hikayeyle odaklı bir motif oluyor. O yüzden Blood Bishop diye geçiyor. Hani kanın ete bürünmüş hali. Bunda mesela bir iskelet yapısının daha zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Kanlar aksa olabilir. Belki hasar aldıkça şey yapacaktır. Güzel, güzel, mantıklı.
Unuttum bile. Ama işte önemli yani. Hayır, basmış olmayayım. O sıvı temasını güzel vermişler. Fragmana bak abi, yani bir CGI sinematik in-game'i hiçbir oyunda bulamazsın canım şimdi yani. Biraz realistik olmak lazım yani. Diablo 3 oynamayacağım. Diablo 3 değil zaten. Mesela yaşayan bir şeyin detayını vermek istemişler. Gayet başarılı. Işığın da arkadan geldiğini düşünürsek gayet iyi duruyor. İskelet Lord'una bakalım arkadaşlar. Mesela bu diğerinden daha güzel buldum ben bunu mesela şu anda. İğrenç, evet, olması gerektiği gibi yani, çiçek böcek olmasın yani. Şöyle hepsini açayım ben. Sıradan incelememizi yapalım. Kafadaki şeyin detayının farkında mısınız yani, o tel örgümünü? Ya bir de bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Bu detayları veriyor bu adamlar ve bu sadece bir basit izometrik hack and slash oyunu için yapılıyor yani. O diğerinde tabii canım kan, daha çok kan teması olabilir yani, et gibi duruyor yani, adam doğru söylüyor abi. Biraz daha kan teması uygulanabilir yani onunla. İp detayı. Not final. Evet. Onunla. Önemli bir detay Şükrü. Teşekkür ederim. Not final. Bebek kafası mı? İnsan kafası olabilir yani, çok büyük boyutta bir yaratık olduğunu düşünecek olursak. İnsan da olabilir yani. O tarz şeylere girişeceklerini sanmıyorum Zaris ya. Riske. İnanılmaz. Gerçekten nice. Oyun içi doğru sanatsal detayı ve son iki görselimizi de alalım ve buradan gidelim derken daha varmış bu arada. Şunları da şöyle koyalım. Bu neymiş? Spider Host. Ölmüş bir beden var ve bir örümcek bu bedeni emçikliyor. Büyük ihtimalle host yapıyor yani, buradan ürüyor yani bu örümcek. İğrenç. Ama güzel, olması gerektiği gibi. Kene değil mi? Patlayınca başımız belaya girer gibi duruyor. Evet, kesinlikle. Bu ne, bir tane bile minnoş düşman yok mu ya? Minnoş düşman ne oğlum? Diablo oynuyoruz ya. Olsun abi, kötülüğünde minnoş şeyleri yok mu? Evet, bir Succubus var sırada. Bakalım, bu benim büyük ihtimalle minnoş olabilir. Al sana, en minnoşu bu. Abi çok iyi. O baş parmak ne? İşaret parmağı mı? İşaret İki parmağı abi. metre. Abi çok iyi ya. Büyük ihtimal bu görseller arkadaşlar az önceki videodan böyle yakınlaştırıp screenshot. Kolları değil abi, o kanadı. Kafasında kanadı yani. Çok iyi işte. Yani standart bir şey değil yani, o yüzden diyorum zaten. Ha, böyle nasıl söyleyeyim, gözümüzün alıştığı bir şey olmuş olsa güzel olmazdı bence yani. Bilmiyorum, bence çok iyi. Kafasından çıkıyor olması farklı bir şey yani, güzel yani. Diğerleri irritici ediciydi hakikaten yani, amaçlandığı gibi diyeyim. Mesela Lilith'in, yanlış mı hatırlıyorum, Lilith'in ki mesela sırtından çıkıyor, kafadan değil gibi. Bununla farklı olması güzel yani. Evet.
Pale Knight. Arkadaşlar, Pale Knight karşımızda. Bu büyük ihtimalle sadece böyle nefes alıyor ve dönüyor. Evet. Güzel, sırtındaki kapı falan güzel olmuş. O aradaki şey var ya, zırhtaki mızrak koyma yeri. Çok güzel olmamış mı ya o detay? Bir daha dönsün. Evet. Onu yapıyor mu acaba? Öyle bir pozu var mı acaba? Mustafa. Çok iyi ya görseller. Bunları biraz daha aydınlık görebiliyor olsaymışız güzel olurmuş aslında diyoruz ve burada sona eriyor son incelememiz. Çünkü biraz loop'a girdik. Çok da sıkmak istemiyorum artık. Organic Surfaces Videos. Bu biraz Cerberus'a benziyor. Çok kafalı bir köpek. Ve şu anda Organic Surfaces, aynen. Evet abi, çok etkileyici ya. Heh, burada göstermek istedikleri asıl bu detay arkadaşlar. Hareket ederken ki kas kasılmalarının farklılığını yansıtmışlar moblara. İşte burada bunu bence bir Blizzard oyununda ilk defa bu kadar detaylı göreceğiz. Yani işte sen böyle elini yumruk yaparken burada sıkılan kasın bir oyun evreninde görünmesinin gerçekliğe ya da senin hikayeye alışına ne kadar etkileyecek? İlk defa bunu böyle tecrübeleyeceğiz. Yani bu detaylara gerçekten gerek var mı? Ya da evet, bu detaylar çok mu iyi oldu? Sunun cevabını vereceğiz. Evet, gerek moblar gerek karakter temalarıyla Diablo 3, Diablo 4'ün özür diliyorum 3 aylık güncelleme raporu şey diyeyim, forum şeyi paylaşımı bu şekilde arkadaşlar. Ben şahsen fazlasıyla beğendim. Görseller inanılmaz etkileyici duruyor. Yani zaten üstüme benim kürekle Diablo'tum, ben öveceğim bakalım, sıkıntı yok. Tabii ki hayır, öyle bir şey yok. Ama Diablo 4 ile ilgili gelen yapılan açıklamalar gerçekten heyecan verici, umut verici. En önemlisi Diablo 3'ten sonra özellikle gameplay anlamında, bunu hepimiz artık az çok kabul ediyoruz. Gameplay anlamında diğer piyasadaki eşlerinden diyeyim, denktaşlarından biraz daha geride kalmasını şeyini az çok kurtarıyor gibiler. Bu arada arkadaşlar, kendi kanalımdaki videoyu açıp kendi kanalımda izlemeyeceğim. Şöyle bir videomuz var. Diablo 4 Rogue sınıfı BlizzCon Online 2021 açıklananlar. Onun da linkini bu videonun altına atacağım arkadaşlar. Onu da lütfen takip ediniz. Buradan seyrediniz. Burada gameplay ile ilgili çokça fazla içerik var. Neyin nasıl geldi ve BlizzCon'da açıklanan Diablo 4 ile ilgili açıklanan gameplay'deki ana şeyleri bu videoda bulabilirsiniz. Dediğim gibi linki aşağıya bırakıyor olacağım diyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir başımıza alalım. Hatta dur, karşımıza şu görseli alalım. Şunu da şöyle şu şekilde yapalım. Ve arkadaşlar buradan YouTube'a bir selam çakıyorum. Yayınımız devam edecek. Ama bizi YouTube'dan izleyen arkadaşlarımıza, arkadaşlar bizleri izleyip tercih ettiğiniz için ve Diablo heyecanını bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Diablo içeriğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın diyorum.